Kırkayımı giderayak kadrolaşıyor. Bütün işçileri, yani kendilerine yakın olanları kadrolaştırıyor. Ne olmuş size söyleyeyim. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 29.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda alınan bir kararla lisans, ön lisans ve mesleki teknik liseden mezun olup belediyede çalışan taşeronları önce sözleşmeye daha sonra kadroya geçirilmesi yönünde bir karar alıyor. Bu arada kayyım olduğunu, belediye başkanımızın Selçuk Mızraklı'nın cezaevinde rehin tutulduğunu ve belediye meclis üyelerinin de görevden alındığını önemli ifade etmek istiyorum. Ve güvenlik biriminde ulaşım dairesinde bağlı şoförler devre dışı bırakılıyor. Bu kararın dışında bırakılıyor. Toplamda 464 kişi bu kararla imzaya çağrılıyor sonrasında. Kriterleri sağlayan 70'in üzerinde personel güvenlik soruşturması bahane edilerek reddediliyor. En başta reddediliyor ve daire başkanları, ilgililer bu reddedilenlere şunu söylüyorlarmış. Ya üstten, yukarıdan bir tanıdığınız varsa kadroya geçebilirsiniz. Aksi halde biz kadroya koşulları sağlamadınız diye almıyoruz. Para karşılığında satıldığı yönünde ciddi iddialar var ve yönetimde bulunan daire başkanlarının, şube müdürlerinin de yakınlarını, akrabalarını işe aldığı yönünde yine bilgiler var elimizde ve kadroya geçirilenlerin taleplere rağmen isimleri kamuoyuyla paylaşılmıyor. 15-20 yıldır belediyede taşeron olarak çalışan emekçiler devre dışı bırakılırken 2 günlük 1 aylık belediye girişleri yapılan personeller kadroya geçiriliyor ve bunu kayyımlar yaparken büyük bir hukuksuzlukla orada oturuyorlar ve bu hukuksuzluğu her gün daha da büyütüyorlar. İltisak diyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir gerekçe yaratıp kayyım atama hazırlığı yapıyorlar. Diyarbakır'daki ve diğerlerine benzerlerindeki gibi, ama aynı zamanda gideceklerini bildikleri için bu yolsuzluklara, hırsızlıklara da devam ediyorlar. Bir an önce Diyarbakır kayyımının işe aldığı isimlerin listesini yayınlayın diyorum.